ve Fırat Kalkanı harekatıyla başlıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu güçleri uzun süredir kuşatma altında tutulan Bab'ın ilçe merkezine doğru ilerliyor. İlçenin %40'ı terör örgütü DEAŞ'tan temizlenirken bugün operasyondan acı bir haber daha geldi. Çıkan çatışmalarda bir askerimiz şehit düştü, 4 askerimiz de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinin %40'ını ele geçirdi. Böylelikle geçen hafta ele geçirilen ilçeye hakim bir noktadaki Şeyh Akil ve diğer bazı tepelerle birlikte merkezin yaklaşık 1,5 kilometre içine girilmiş oldu. İlçenin güneydoğusundaki Zemzem Camii, spor merkezi, Bağız Partisi binası, Hikme Hastanesi ve pazar yeri ele geçirilen alanlar arasında. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu güçleri Tadif beldesine giden kavşağa da ulaşmış durumda. Fırat Kalkanı unsurları ilçe merkezine hızla girmek yerine teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Özgür Suriye Ordusu güçlerinin Tadif kavşağını almasıyla kentin güneyinden ilerleyen rejim güçlerinin Bab'a yönelmesi de engellenmiş oldu. Rus jetleri kentin güneyindeki DEAŞ hedeflerini vurarak rejim güçlerinin 20 Ocak'tan bu yana kente doğru ilerlemesini sağlamıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerleyişi 35 kilometre derinliğe ulaşmış bulunuyor. 24 Ağustos'tan bu yana 1927 kilometre karelik alan terör örgütleri DEAŞ ve PYD'den temizlendi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı Harekatı'nın 174. gününde 51 DEAŞ hedefine yönelik hava harekatı düzenlenerek barınma maksatlı kullanılan 51 binanın daha imha edildiği duyuruldu. Elbap'ta tüm yönlerden kuşatma altında bulunan DEAŞ militanlarının Rakka yönüne doğru çekilebileceği dar bir koridor bulunuyor.